bir haftanın ilk iş gününde siz değerli izleyenlerin karşısındayız Kanal T ekranlarında değerli izleyenler. Yanımızda bitki uzmanı İbrahim Gökçek var. Kendisiyle bu programda kolesterolden başlayarak sizler için hastalıklara çare bulmaya çalışacağız efendim. Evet merhaba. Merhaba. İbrahim Bey, yeni bir haftada yine beraberiz. Evet, kolesterol evet. Maalesef asrımızın en büyük rahatsızlığı. Kolesterolla ilgili mesela dün bir televizyon programında uzmanlar bugüne kadar 300 milyar dolar ilaç satılmış, kolesterol ilaçları. 300 milyar dolar. Fransız asıllı bir doktor da bunun statin yani kolesterola karşı satılan, kullanılan ilaçların hiçbir etkisinin olmadığını, bunun bir dolandırıcılık olduğunu, insanların dolandırıldığını belgeledi, bir kitap yazmış. Statinler faydalı olmadığı gibi çok çok zararlı. Ben bir dostumu Antalya'da ziyarete gitmiştim. Kolesterol ilaçlarının hepsinin ham maddesi statindir. Adamcağız makam koltuğunda oturmuyor. Orada yumuşak bir koltuk var, orada oturuyor. Dedim ki neden yerinde oturmuyor? Ve otururken de böyle ikide bir sağa yana asıyor, sola oturuyor. Vesaire dedim ki ne var? Hemoroid mi var yoksa? Ne oturamıyor, rahat oturamıyorsun dedim. Yok dedi, hemoroid olsaydı keşke dedi. E ne var dedim, niye oturamıyorsun o zaman? Ya hiç sorma dedi, bir dostum bana dedi kolesterolüm vardı. İlaç verdi kolesterol için dedi. Bütün kasları erimiş adamcağızın. Poposundaki kaslar eridiği için kemikleri, sinirleri sıkıştırıyor. Batıyor her tarafı. Yumuşak bir yeri arıyor. Ekstra şöyle özel bir tüy yastık getirmiş, koltuğun üstüne koymuş ama buna rağmen rahat edemiyor. Sağa sola yatıyor. Doktorların verdiği ilaçlardan kolesterol erisin derken kasları erimiş. Oturamaz hale gelmiş. Ya nereden kullandım diyor. Adamcağız böyle güçlü, kuvvetli bir insandı. Yani güreş bile tutulabilirdi ya. Adamcağız böyle gazel gibi olmuş yani. Gitsen yıkılacak hemen. Değilsen işe evde yatmaktan artık kolesteroldan dolayı yağlar erimiş, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalmış. Evde yatmaktan sürekli baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi. Gideyim bari çalışayım demiş. Gelmiş ama çalışamıyor. Yani kolesterol hapı kullana kullana perişan olmuş. Kimyasal kolesterol haplarının hiçbir faydası olmadığı gibi birçok yan tesiri var. Bu belgelenmiştir. Bununla da ilgili yüzlerce piyasada kitap mevcut. Peki ne yapılabilir kolesterolü? Kolesterolü tedavi etmeden önce kolesterol bazıları diyor ki işte 300'lerin üzerinde olursa tehlikeli dediler ilk önce. Önce 350'lerden başladılar. Sonra 300'ün üzerinde İnsanlar biraz dikkat edince kolesterol seviyesi düşünce 250'nin üzeri de tehlikeli. 250'ye düştü. Sonra 230'a düştü. Sonra 200'e düştü. Şimdi kolesterol bazıları diyor ki 180'in üzerinde olursa da tehlikeli. Bazıları diyor ki 160'ın üzerinde olsa da tehlikeli. Sürekli aşağı çekiyorlar kolesterolü. Oysa kolesterol insan için, insan hayatında çok çok önemli. Neden önemli? Birçok hormonun ham maddesi. Kadınlarda kadınlık hormonu, erkeklerde erkeklik hormonu. Sadece hormon, cinsel hormonlar değil, birçok hormonların ham maddesi. Mesela zeytinyağı yediniz. Neye dönüşür? Oleik asit, arahidon asit, prostaglandin E1, E2, bu da hormona, kolesterola, bu da hormona dönüşür. Bu bir dönüşüm. Siz kolesterolü azalttığınız zaman, yani cinsellik de gider, cilt hastalıkları başlar, birçok hastalık tetikler. Peki, iyi huylu, kötü huylu kolesterol. Yani kolesterolle ilgili çok tartışma var ama arada bir şey, doktorların bir kısmı iyidir diyor, bir kısmı kötüdür diyor. Arada bir şeyi unutuyorlar. Unutulan şey ne? Homosistein, tehlikeli olan homosisteindir. Kolesterol değil. Yani bu homosistein proteinler amino aside dönüşürken artık bir madde ortaya çıkar. Mesela proteinler neye benzetiriz?
efendim taş, tuğla yapımında kullanılan ham maddeye benzetelim. Tuğla yapılırken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Tuğlaya da amino asit diyelim. Hücre yapımında, nasıl inşaat yapımında tuğla gerekiyor. Vücudumuzdaki hücrelerin yapımı için de amino asit gerekir. Hücre yani amino asit oluşumu sırasında proteinlerden parçalanarak amino asit oluşur. Bu oluşum sırasında artık bir madde homosistein ortaya çıkar. Homosistein belli bir oranda kalırsa tehlikeli değil. Ve amino asitler tekrar proteine dönüşür hücre içerisinde, hücre yapımında kullanırken. Yani besinlerdeki protein önce amino asite dönüşür, sonra insan vücudunda tekrar proteine dönüşür. Bu dönüşüm sırasında artık madde ortaya çıkar, homosistein. Homosistein belli bir oranda kalırsa tehlikeli değil. Fakat homosistein oranı yükselirse yavaş yavaş çok çok tehlikeli olabilir. Neden? Çünkü homosistein LDL kolesterolünü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Vücudumuzda makrofaj denen bir bağışıklık sisteminin alt elementi var. Bu ahtapot gibi. Bakteri, virüs ve mantarları milyonlarca gözü varmış gibi. Yakalar, yer, yakalayamadığına da T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İşte bu makrofaj, öldürücü hücre, mikropları öldüren hücre, oksit denen LDL, kolesterol, mikrop gibi algılar, onu yer, yer, şişer, balon gibi olur, sonra patlar, ölür. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkar. Bu da damarlarda, dokularda, organlarda yağlanmaya sebep olur. Tehlikeli olan bu oksit denen kolesterolün, homosistein tarafından oksit denen LDL kolesterolün makrofaj tarafından yenerek ortaya bir curuf çıkmasıdır. Aslında LDL kolesterol değil artık bu. Curuf, pislik birikintisi. Makrofaj onu yiyor, par, sümüksü, süngerimsü, yapışkan bir madde ortaya çıkıyor. Artık bu kolesterol değil. Buna diyorlar ki bu kolesterol, bu LDL kolesterol diyorlar. Bu kolesterol değil. Bunu makrofaj ne yapıyor? Parçalıyor, yiyor. Ama ilim adamları incelediklerinde bakıyorlar ki bunun %99'u LDL kolesterolü. O zaman diyorlar LDL kolesterol tehlikeli. Bu bir curuftur, bir pislik birikintisidir. Bu da damarların iç yüzeyinde ne yapıyor? Sümüksü, süngerimsi, yapışkan yamalar oluşuyor. Eskiden köylerde mesela 50 yıl önce insanlar elbiseleri mesela bir yeri yırtıldığı zaman oraya ne yaparlardı? Yama yaparlardı. Yamalı elbise olurdu eskiden. 50 yıl, 60 yıl önce insanlar yamalı elbise giyerlerdi. Sonra da mesela köylerde böyle bohçacı kadınlar olurdu yamalı bohçalarla tekstil satarlardı. Damarların iç yüzeyi işte böyle yamalı bohça gibi oluyor. Böyle kolesterol nedeniyle yamalar yapışıyor. Vücudumuzda bu yamaları eritmek için bir enzim salgılar. Bu enzim sadece o yapışkan maddeyi eritmiyor, plakları. Aynı zamanda damarların iç yüzeyindeki çok hassas, çok önemli lipitleri de eritiyor. Koruyucu damarları, koruyucu lipid de eritiyor. O zaman ne olur? Kişinin tansiyonu hafif yükseldiğinde damarlar inceldiği için kalp krizi geçirebilir, beyin kanaması geçirebilir vesaire. Bir sürü hastalık ortaya çıkabilir. Aniden ölebilir. Yani burada tehlikeli olan iyi huylu, kötü huylu kolesterol değil. Curufa dönüşen LDL, kötü kolesterol. Bu dönüşüme sebep olan homosistein. Homosisteinin ortaya çıkması nereden kaynaklanıyor? Bağırsaktaki mantarlar. Ne ilgisi var mantarların? Çünkü bağırsaklardaki faydalı bakteriler B6 vitamini, B12 vitamini üretir. Faydalı bakteriler azalırsa vitamin azalır. Homosisteini faydalı amino asite dönüştüren nedir? Bu faydalı bakteri üretmiş olduğu B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit. Faydalı bakteri azaldığında, zararlı bakteri ve mantarlar çoğaldığında vitamin azalıyor, mantarlara uğratmış olduğu toksik madde çoğalıyor.
toksik madde, mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeyi arıtmak için de B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcanır. Böylece kişi de bu B vitaminleri kompleksi azalırsa homosistayını azaltmak mümkün olmaz. Homosistayın sürekli yükselir. Homosistayın LDL kolesterolünü oksitlenir. LDL kolesterolü oksitlenir. LDL kolesterolünü makrofaj yiyerek ortaya sümüksüz süngerimsi yapışkan bir madde çıkar. Buna curuf denir. Yamalı bohçalı oluşur damarları içten. Yani aslında uzmanların iyi kolesterol şöyle, kötü kolesterol böyle vesaire demeleri yani biraz da şey yani konuyla ilgisi yok aslında. Detayı biraz detaya inmiyorlar yani konunun özüne inmeden kolesterol şöyle, kolesterol böyle diyorlar. Burada tehlikeli olan bağırsaktaki mantarlar. Mantarı yok ettiğinizde problem çözülüyor. Evet. Statinler çok çok tehlikeli. Kullananlar perişan oluyor. Kimyasal kolesterol düşürücüler kolesterol düşürmediği gibi insanların kaslarını eritiyor. Perişan ediyor. Bununla ilgili doğal olarak doğada ne var? Enginar var. Enginar. Enginarın ama biz yanlış anlıyoruz. Mesela enginar şu çiçek tabanı olan kısmı, yenen kısmı burası şurada soyulduktan sonra içerisinde burada çiçek tabanından sebzeli yemeği yapılır, yenir. Çok güzel, lezzetli bir yemek elde edilir enginar. Ege, Akdeniz, Karadeniz bölgesi çok çok yetiştirilir. Fakat bunun birleşimindeki enginarın etken madde siyanopikrin etken madde çiçek tabanında değil, bitkinin gövde yaprağında. Kişi 200 kiloda enginar yese bir yıl boyunca bir faydası olmaz. Çünkü çiçek tabanında etken madde yok veya çok çok az. Bütün etken madde yaprağında. Şimdi bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek verelim. Mesela Profesör Doktor Kirchhoff 1994 yılında yapmış olduğu deneylerle enginarın safra artırıcı olduğunu belgelemiştir. Kolesterol düşürdüğünü belgelemiştir. Profesör Doktor Hammer, Profesör Doktor Dir yine lipid trigliserit kolesterolü enginardan elde edilen ekstraktın düşürdüğünü belgelemiştir. Profesör Doktor Finkelman Hamburg Riesen Hastanesi'nde, klinik hastanesinde 553 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Yüksek kolesterol, lipid, trigliserit gibi problemi olan insanları tedavi etmiştir. Yine Profesör Doktor Gerhard Tübingen Almanya'da üniversitede hastanesinde hastalar üzerinde tedavi denemeleri yapmış. Hastalarını enginar ekstraktıyla iyileştirmiştir. Belge var, bilgi var. Şimdi biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Enginar, bunun birleşiminde enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, şahdere ekstraktı, kara hindibe ekstraktı, mahonya ekstraktı gibi karaciğerle ilgili 19 bitkinin ekstraktından oluşur. Kişi kullanmadan önce doktoruna gitsin, kan tahlilleri yaptırsın ve kullansın. 6 hafta sonra etkisini görür. 6 hafta. Diğerlerinin düzeldiğini görür. Bir beyefendi Ümraniye'den geldi. Gazetede çalışıyormuş ama çalışacak hali yok. Dermanı yok. Efendim başında yanma hissediyor. Bir ellerinde böyle bir hissizlik hissediyor. Efendim gastriti var, ülser var, kolesterol, lipid, trigliserit bütün değerleri alt üst olmuş. İlaç kullanmış, kullanmış, perişan olmuş. Dedi ki ne olacak benim halim? Artık çalışamıyor. Yani hiçbir şey yapamıyor. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Bakalım ne olacak? Altı sürekli doğal tedavi noktaneti her hafta gelişmeleri yazdı. Ta ki bu hafta şöyle dur, gelişme oldu bu hafta böyle oldu. 6 hafta içerisinde lipid trigliserit değerleri normala döndü. Adamcağız hiçbir şey yiyemiyordu. Her şey yer oldu. Hatta diyor ki akşamları çocuklarımla, ailemle birlikte artık çekirdek içiyorum diyor, rahatım. Hiçbir şey yiyip içemeyen kişi, yağlı çekirdek böyle hiçbir şey yiyemeyen kişi rahat rahat çok çok iyiyim diyor. Bir şeye dokunsa hissetmiyordu. Artık
kanındaki aşırı yağlanma nedeniyle sinir uçları dahi fonksiyonu yerine getirmiyor. Bu tür rahatsızlığı olan birçok insanı hamdolsun tedavi ettik. Mesela Çatalca'dan Fadime Hanım, trigristi 527, kolesterolü 300'lerde, bütün değerleri fırlamış. Doktoru her şeyi yasaklamış. Hayvansal bir şey yok. Zepse haşlıyor, yiyor vesaire vesaire. Kadıncağız zepse yemekten perişan olmuş. Hep ot yiyorum, artık hiçbir şey yiyemiyorum dedi. Hiç et yüzü görmüyor artık. Problem değil dedim. Biraz sonra istediğin her şeyi yiyebiliyorsun. Gerçekten mi gerçekten? Evet, deneyeceğiz, göreceğiz. 527 olan trigliseride 160'a düştü. 28 günde. 28 günde. Kolesterolü, tansiyonu, bütün değerleri normale döndü. Doktoruna gittiğinde demiş ki doktoru, teyzeciğim artık yavaş yavaş bir şeyler yiyebilirsin. Arada sırada et yiyebilirsin. Hatta tereyağı bile yiyebilirsin demiş. Aslında sağlıklı bir insanda mesela diyelim ki 100 gram tereyağı yedi. Yenmezdi, yedi. Aşka geldi, yedi. Taze tereyağı gelmiş köyden, yedi. Kolesterolü 200 ise sadece 204'e çıkar. Neden? Çünkü kolesterolü karaciğer üretiyor zaten. Yediği besinler çok az etkiler. Bir kişi her gün 100 gram tereyağı yiyemez ki. Tereyağının da zaten zararı yok. Zararlı olan margarindir. Ölü, margarin ölü yağ, tereyağı diri yağ, canlı yağdır. Tereyağı yerse ne olur? Vücut bunu hazmeder ve bir zararı olmaz. Aşırı yeme olmama şartıyla yiyebilir. Fakat margarin sıvı yağların sıkıştırılarak sis formundan transforma geçtiği için, şekli bozulduğu için margarinler bir çeşit plastiktir. Yağ değil, plastik. Biz aslında margarin yiyenler aslında yağ yemiyor, plastik yiyor. Sinek dahi margarine konmaz. Çünkü neden? Ölüdür. Yani böceklerin gözü çok hassastır. Yani gördüğümüz gibi değil. Onlar besin olan bir şeyle olmayan bir şeyi görebilir. Işın yayar çünkü besinler. Ultraviyolet ışınları böcekler fark eder. Besine konar. Oradan istifade eder. Besin olmayan bir şeyi bilir. Ona gitmez. Bu nedenle margarin artık besin değildir. Ya bunun da yavaş yavaş margarin içeren her şeyin piyasadan kalkması gerekir. Çünkü insan sağlığına için çok zararlı, çok tehlikeli. Evet. Evet, ölü yağ. Hocam buradan hareketle karaciğer yağlanmasını neyle önleyebiliriz? Evet. Karaciğer yağlanmasını tetikleyen faktörlerin başındaki mutlaka alkol. Yani. Fakat kişi alkol kullanmıyor ama yine karaciğer yağlanması var. Sebebi nedir? %90 karaciğer yağlanması alkolden kaynaklanır. Kişi alkol kullanmıyor, buna rağmen karaciğer yağlanması var. Sebebi? Bağırsaklarına mantar yerleşmiş. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullananların bağırsaklarına mutlak suretle mantar yerleşir. Mantar zaten herkeste var. Fakat normal, sağlıklı bir insanda mantar çok çok azdır. Yani bir gram defacette binlerce. Fakat mantar yayılmışsa, milyonları aşmışsa tehlikeli olur. Mantarlar ne yapıyor? Hamurlu tatlı, mesela karbonhidrat içeren bir şey yediğinde kişi, mantarlar bunu etan, metan, bütan gibi zehirli gazlara, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkollere dönüştürür. Bildiğimiz en tehlikeli alkolleri üretiyor. Bağırsaktaki mantarlar. Bu alkoller nereye gidiyor? Ne oluyor? Bir, bağırsakları yakıyor. Vücudun histamin, kortizol dengesini bozuyor. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları tetikliyor. İki, emilen bu zehirli gazlar karaciğere giriyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit. Zamanla vitamin oranı azalıyor. Kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Arıtamadığı toksik maddeler artık arıtamaz hale geliyor. Karaciğer yağlanıyor. Yağlanırsa ne oluyor? Toksik maddeler kanda dolaşmaya başlıyor. Vücudun hangi organı zayıfsa o organda bunlar depolanıyor.
depolandıkça depolanan bu pislik birikintisi curufun içerisine bakteri, virüs ve mantarlar yerleşir. Sürekli toksik madde üreten odaklar oluşuyor, merkezler. Mesela ara dokulara, bağ dokularına yerleşti diyelim. Curuf. Curufun içerisinde bakteri, virüs, mantar yerleşir. Sürekli toksik madde üretiyor. Karaciğer bu toksik maddeyi arıtmak için uğraşıyor. Arıtamıyor. Ne oldu? Kişi herhangi bir basit bir rahatsızlığı artık atlatamaz oluyor. Grip mesela, diyelim ki gribe yakalandı. 2-3 günde iyileşecekse 2-3 haftada iyileşemiyor. Çünkü bağışıklık sistemi çöküyor. Vücudu yavaş yavaş kişinin zamanla çöplüğe dönüyor. Eskiden çöp evler var. Bazı yerler, bazı insanlar böyle psikolojisi bozuk insanlar sokakta ne bulursa topluyor, evine götürüyor. Benim de öyle tanıdığım biri var, fındık sahibi. Adam sokakta plastik bulursa plastik topluyor, karton bulursa karton topluyor, evine götürüyor. Bütün binadakiler adamdan bıkmış. Böyle plastik şey topluyor. İnsanın vücudunda da böyle çöplük depolanıyor zamanla. Mantarlar sebep oluyor buna da. Tabii yanlış beslenme de tetikliyor. Nasıl aratacağız vücudumuzu bu çöp birikintisinden? Şimdi bu iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma longa, altın başak otu, zeytin yaprağı, kakule gibi 19 çeşit bitki içerir. Kişi günde 3-4 defa 2 çorba kaşığı içtiği zaman 6 hafta sonra vücudu yavaş yavaş toparlanır, arınır, temizlenir. İsterse gitsin doktoruna, muayene olsun, raporlar alsın, tekrar muayene olsun 6 hafta sonra. Aradaki farkı net olarak görür. %100 değilse de %50, %60 6 hafta iyileşir. 3-4 ay kullandığı zaman bir şey kalmaz. Peki hocam, bronşit için çare nedir? Bronşit, bronşit o çok farklı bir durum. Bronşite karşı Afrika'da bir bitki yetişir. Itır. Afrika ıtırı denir. Bir seyyah Christoph Dean Afrika'da gezerken efendim hastalanmış adam. Öldü ölecek. Orada artık umudu kesmişler. Ve oranın yerli kabilesi, Zulu kabilesi hastayı bir bitki köküyle iyileştirmiş. Çayını içirmiş. Adam kendine gelmiş, demiş ki ya ne zamandır yatıyor? Şu kadar zamandır kendi bilinçsiz yatıyor. Öldü ölecek diye bekliyordu. Nasıl oldu ben ayağa kalktım, iyileştim? Ya buranın yerli kabilesi Zulu, onlar bir şey yaptılar. Bitki getirdiler, onun çayını içtin, iyileştin. Nedir bu? Araştırıyorlar, ıtır. İyi, çok güzelmiş diyor. Ve bunu İngiltere'de bunun şurubunu, damlasını, derecesini satmaya başlıyor. Birçok insanın verem hastasını, akut bronşit, kronik bronşit, sinüzit, birçok hastalığı iyileştirir, bitkisel antibiyotik. İyileştirince tabipler odası bu şarlatan diyorlar, adamı hemen aforoz ediyorlar ve yasaklıyorlar. İsviçre'den Doktor Allen konunun üzerine gidiyor. Ya bu kadar insan iyileşmişse bunda var bir şey. Buluyor bitkiyi, analiz yaptırıyor, insanlar üzerine deniyor, klinik araştırması yaptırıyor ve tabipler odası artık belgeye, bilgiye, analize, deneye dayandığı için yasaklayamıyor. O günden bugüne kadar da Afrika ıtırı her türlü bronşit, sinüzit, faranjit gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Hatta antibiyotikler piyasaya çıkmadan önce, hani penisilin 1935'te keşfedildi. 37'de üretime başladılar. Penisilinden önce bitkisel antibiyotik olarak kullanılıyordu. Yüzlerce verem hastasını bu Afrika ıtırın köküyle tedavi edilmiştir. Belge var, bilgi var. Kim, nerede, ne zaman, ne yapmış? Onunla ilgili birkaç örnek vereyim. Evet. Profesör Doktor Reitman 1994 yılında akut ve kronik kulak, burun, boğaz ve nefes yolları enfeksiyonu olan
ve bademcik iltihaplanması olan faranjit bir sürü hastayı toplam 641 hastayı tedavi etmiş. Sadece Afrika atırının kökünden elde edilen ekstrakla. Profesör Doktor Zeşa'ya verem hastalarını tedavi etmiş. Ama bunun başka bir özelliği yok yani. Bronşitte, astıma vesaire hiçbir şey yok. Bağcılar'da bir beyefendinin 3 çocuğu var. En büyük kızı 9-10 yaşlarında astım nöbetleri geçirdiği zaman hemen hastaneye yetişmezse gitti gidecek. Mosmor oluyor. Öldü ölecek diye korkuyorlar. Yanında spreyini taşıyor vesaire. Çocuk unutursa veya okulda yakalanırsa tamam. Çok tehlikeli. Sürekli takipte. Sürekli kontrolde. Dediler ki ya bu çocuk ne olacak yani? Yıllardır böyle ilaç. Hiç problem değil dedim. Ona iksir, aloe vera, jel ve ıtır. Bu ıtır forte ne içerir? Itır ekstraktı, sinirli ot ekstraktı, adaçayı ekstraktı, kekik ekstraktı, lavanta ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. 3-4 hafta kullandı. Çocuk artık astım nöbeti diye bir şey kalmadı. Aradan 6 yıl geçti. Hiçbir rahatsız yok şimdi. 6 yıl oldu. 6 yıldır astım diye bir problemi yok. Kökten çözüm evet, oluyor. Evet, tamam dostum. Yani Afrika ıtırı ile ilgili belge var, bilgi var. Bir de kekik var. Kekiğinde bu da astıma ve biraz önce söylemiştim bu ıtırın içerisinde kekik ekstraktı var, sinirlot ekstraktı var. Artı bir de kekikle ilgili çalışmamız var. Kekiğin birleşiminde kekik ekstraktı, sinirlot ekstraktı, ıtır ekstraktı, adaçayı ekstraktı, karabaş otu ekstraktı. Bu da ıtırla kekiğin arasında biraz nüans farkı var. Itır genellikle yukarı nefes yolları enfeksiyona karşı daha etkili. Kekik akciğer rahatsızlarına daha etkili. İkisinin biraz eğer ki genel bir rahatsızlık varsa ikisi birlikte kullanılmasında fayda var. Hem ıtır hem kekik. Fakat kekik deyince Türkiye'de biraz yanlış anlaşılıyor. Mesela bize vatandaş diyor ki elimde ıtır var hocam size göndereyim bir bakayım önce bir numune gönderin. Numune geliyor ki bilye kekiği. Türkiye'de genellikle piyasada satılan bulunan kekik bilye kekiği. %95 Türkiye'de marketlerde, aktarlarda, orada, burada satılan kekik %95 bilye kekiği. Etkisi nedir? Bilmiyoruz. Etkisi belki var. Hakiki kekik gerekir. Tümus vulgaris. 52 kekik yetişir Türkiye'de, sadece biri şifalı. Bizim istediğimiz tıbbi maksatta kullanılanı tümus vulgaris. Diğerleri de etkili olabilir. Ama bilmiyoruz ne derece, yüzde kaç, ne oranda. Dünyada en kaliteli kekik Türkiye'de yetişir ama kimse yetiştirmiyor ve bulunmuyor. Birkaç kişiden ancak bulup alabiliyoruz. Özel yetiştirenler. Her yerde bulmak mümkün değil. Yani doğru bitkiyi doğru yerden alıp kullanmak gerekir. Kekik deyince her kekik kekik değil. Bizim istediğimiz kekik değil. Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler bugün bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Yarın sabah 9.30'da biz yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın, iyi günler.